hocam. Merhaba. Bugün Octavio Paz'ın bir kitabını konuşacağız. Modern İnsan ve Edebiyat isimli. Yani aslında bir derleme kitap, beş yazısından oluşan. Octavio Paz'ın da kendisi de bir şair, bir Meksikalı şair. Onun edebiyat üzerine ve özellikle de şiir bağlamında yoğunlaşmış düşüncelerinden oluşan beş metni Turhan Ilgaz'ın çevirisiyle Türkçe'ye getirilmiş. Onun üzerinde bir düşünme denemesi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani Octavio Paz'a baktığımızda aslında yani bu metinden yola çıkarak da düşündüğümüzde anladığım kadarıyla çağında yaşanan 1960'lı yıllar daha çok yazdığı yazılar biliminden ve felsefesinden ciddi anlamda haberdar bir isme benziyor. Bu bağlamda yani şiiri ve o bağlamda edebiyatı yine aynı şekilde tüm irtibatlarıyla kendi pozisyonunu bulmaya çalışıyor gibi göründü kendi adıma. Biz de genel olarak işte bunun üzerinden bugün açısından özellikle söyleyebileceklerimiz şeklinde hem Octavio Paz'ın düşüncelerini hem de oradan çıkaracağımız işaretlerle kendi zamanımıza getirmeye çalışacağız. Ya bu söylediğin şey çok önemli çünkü o edebiyatçı mesela eleştirmen veya şair veya şiir üzerine düşünen biri. Ama bir taraftan da Heidegger'den, felsefeci, bir taraftan bilimsel gelişmelerden, Heisenberg'den veya başka farklı alanlardan, mitolojiden katkılar alarak düşünen bir insan. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Yani biz de aynı arayışı devam ettirmeye çalıştığımız için düşüncemizin hangi yönleri üzerinde nelerin olması gerektiğiyle alakalı ipuçları o Octavio Paz üzerinden de görülebiliyor, rahatlıkla görülebiliyor. Bunun altını aslında çizmek istedim. Beş deneme var herhalde. Bu denemeler böyle bir başlıklarını hatırlıyor musun? Romanla başlıyordu. Sonra Ardından yazınımız modern mi? denemesi. Sonra Modernliğin şiiri en modernliğin genel olan. şiiri denemesi var. Okuma üzerine, eleştiri üzerine bir yazı var, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de en sonda ne Düzen ve vardı? rastlantı. Ha, Düzen düzen ve ve rastlantı hocam. rastlantı meselesi üzerinden yine edebiyat değerlendirmeleri çok yoğun aslında felsefi düşüncelerle birlikte var. Bu önemsenmesi gerekir diye düşünüyorum. 60'lı yıllar yine onun altını çizelim takip edenler açısından. Octavio Paz'ın çok belirleyici, önemsememiz gereken düşünceleri var. Şimdi bazılarına burada kitap üzerinden, kitabı esas alarak değinmeye çalışalım, değil mi? Evet hocam. Bu hani roman değerlendirmesi girişteki kitapta dikkat ettiğimizde yine şiir üzerinden, şiiri esas alarak değerlendirmiş Octavio Paz. Hatta işte bu hatırlarsan Dante'nin İlahi Komedyası, Cennet, Cehennem, Araf, O Üç Ciltlik İlahi Komedyası. O da bir şiir metni ama sonuçta mesela onu Balzac'la insanlık komedyası üzerinden karşılaştırma yaparak denemesini devam ettirmesi enteresan bir nokta. Yani şiiri esas alması, şiirin romana dönüşmesi ya da romandaki şiir çok mesele ediliyor denemesinde. Hani Balzac bir noktada yükselen bir sınıfın burjuvazinin eleştirisini çözümlemesine ana aritmeyi yapmış. Bu Cervantes'le birlikte başlayan roman Batı yazınında özellikle roman serüveni macerası Balzac'a gelene kadar şiirle irtibatı neydi? Balzac sonrası mesela şiirle irtibatı neydi? Çok dikkat çekici noktalar da var yazısında. Mesela James Joyce'a gelinceye kadar ki ya da sonrasında James Joyce'un o dönemlerde ya da Kafka şiir irtibatı mesela kurması. Hani bir noktada ifade ettiği bir şey var Octavio Paz'ın. Tekrar o rasyonalitenin, eleştirel aklın dönemlerden bahsediyor ya, hani Marksist eleştiri, rasyonal eleştiri, devrim meselesi, Marksist düşüncelerin gelişmesi vesaire. Oralarda ifade ettiği Paz'ın insan dönüşümü, sosyal, siyasal, ekonomik, felsefi insan dönüşümü şiire nasıl yansımış ya da şiir o dönüşümü nasıl gerçekleştirmiş, şiirde nasıl ortaya çıkmış? Bunlar karşılıklı irdelemesi çok önemli. Bu izleyi de bu günümüzde takip etme açısından da önemli. Yani bize bir metodik çıkarsamalar yapabileceğimiz ipuçları da sunuyor kitapta, o ilk makalede. Hani ifade edilen şeylerden birisi de bir tepki olarak o rasyonelleşen dönemin klasik edebiyattan kopuşu modern
edebiyatın ve şiirin ortaya çıkışında bir boşluğa düşüşü. Hani bir her devrim kendisinin öncesini inkar ediyor. O inkar ettiği şeyin ortaya çıkarttığı boşluğu neyle dolduracağız dediğimizde o modern eleştiri bir taraftan Marksist eleştiri, bir taraftan işte devrim sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan dönüşümler insandaki dönüşüm şiire de yansımış. Ama bu şiire yansıyış bir noktada o tanrısallığı mesela tanrısal diye çevirmiştir Turhan Bey. Bilmiyorum nasıl geçiyordu aslında orijinaline de bakmak lazım. O tanrısallık şiirde boşalan tanrısallığa, metafizik boşalmışlığa neyi yerleştirmemiz gerektiği noktasında bir problem de var. O problem belki de atıyorum mesela Kafka'yla kendisi de örnek veriyor gerçi atmıyoruz da. Hani Kafka şiirsel bir dönüş mu acaba romana? Kafka'nın romanı bir şiirsel dönüş. O boşluğa neyi yerleştireceğiz? Bazen analitik, rasyonalitik, çok gerçekçi betimlemelerle bir romana dönüştürdü ama sonrasında bir boşluk oluştu. Çıkarımları da var. Mesela o romanın şiirselleşmesi meselesi benim çok dikkatimi çekti. Modernleşen şiir bölümünde de aslında o insanın anlamla irtibatı, önceki insan mitolojik bir anlam kurmuş değil mi? Kendisine bir evren, bir çerçeve, bir kozmoloji, bir anlam düzeneği, bir dizgesi oluşturmuş. O oluşturulan anlam dizgesinde elbette Dante'nin İlahi Komedyası ortaya çıkar ama bir sonraki dönüşümde ya da dönüşümlerde aslında bir tane dönüşüm yok. Hani bir tarafı sanayi devrimi, bir tarafı işte rasyonelleşme, bir tarafı yeni çağın sonrası felsefi dönüşümler hepsini düşünerek söyleyebiliriz. Tüm bu insan ve modern dünya dönüşümleri içerisinde bu şiirdeki o Baudelaire ve sonrasında mesela Mallarmé'de olsun örnekler onlardan veriyor diye söylüyorum. Octavio Paz onlar üzerinden anlatıyor. Mallarmé, Apollinaire ya da işte bu kendi çıkarsamalarını dayandırdığı şairlerin hepsinde bir şiirinde dönüşümler var. Hani o önceki klasik şiirdeki anlam ve metafizik, mitsel bağlantı çöküşüyle ya da değişimi, dönüşümüyle başlayan şiire yansıyan kısım. Hani bir yerde ifade ediyor ya, Mallarmé'nin yanlış hatırlamıyorsam ve sonrasında Apollinaire'da daha çok şiirin ideogramlaşması, bir çeşit idenin gerçek hayattaki o fetişe dönüşmeye başlaması ya da işte kutsallaştırılan nesnelere dönüşen imgelem dünyasının şiire yansıması gibi izahlar var. Mesela bunlar geniş geniş anlatıyor tabii. Ben özetlemeye çalışıyorum ya da anladığımı ifade etmeye çalışıyorum. Burada o şiirde bizim gördüğümüz modern şiir ve sonrası günümüze kadar gelen dönüşüm. Neden biz o anlamı tek anlam ya da işte belirli anlamlar ve o anlamın da kesinliğinin ya da işte ne diyelim bizim gerçeklik arayışımızdaki kesinliğin insanlık ailesi olarak onu bizim derken insanlığın anlam arayışının kesinliğinin bir hululaşma dönemine girişmesi. Bir noktada işte gerçeklik ve anlamın çok katmanlılığa doğru evrilmesi ya da işte bir çeşit nesne fetişizmi de diyor mesela nesne fetişizmi dönüşümü yaşanmış olması o Heidegger'ci manada düşünecek olursak teknobilim ya da teknoaklın araçsallaşan aklın güdümündeki aslında boşluğun düşünülmesi bir çeşit teknonun aramıza mesafe koyması varlıkla o şiirselliğin ortadan kalkmasını da o sonucu da doğurmuş ve gelinen noktada o boşluk hani yabancılaşmanın dünya ile aramızdaki irtibatın arasına giren yeni tekno objelerin, nesnelerin tüm o şiire yansıyışından hareketle Octavio Paz'ın değerlendirmeleri anlamın aslında çöküşü, anlamın yeni bir anlama dönüşmesiyle bağlantı olarak izah edilmiş. Bence önemsenmesi gerekir. Bu noktada büyük dayanaklarından birisi filozof Heidegger'dir diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Hani bana öyle geldi. Felsefi olarak dayanağını Heidegger çerçeveden, hermenötik çerçeveden alıyor gibi fenomenolojik, hermenötik çerçeve kendisine
destek sağlamış. Bir taraftan da tabii Marksist devrim dönüşümü, o sınıfsal çatışmaların ortaya çıkardığı yeni dünyanın Batı üzerinde tabii birazcık, yani bana, kanaatime göre tabii, benim görüşüme göre. Çünkü dünyanın her tarafında aynı dönüşümler aynı zamanda eş zamanlı gerçekleşmediği için bir etkileşim de var. O Oktavya fazla çok gündeme getirilmiyor ama bugün için daha net görülüyor bu, değil mi? Evet Evet. hocam. Yani Demek. hocam genel olarak sanki en çok da üzerinde durulan kısım o herhalde bu bir yitirilişin, bir dünyanın imgesinin yitirilmesinden bahsediyor ya, birçok yerde de vurgulanıyordu sanırım. Bunun şiiri üzerinde durmaya çalışıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ve yani bu defaki devrimin, yani modern dönemin önceki dönemlerdeki o dağılmalardan, çözülmelerden farklı olarak yerine yeni bir kutsanışın, yeni bir ideal dünyasının kurulamayışı, yani o ilkelerin tekrardan kutsanamayışıyla bir fark yarattı ve en çok da sanırım bu kısım üzerinde duruluyor. Ama bilmiyorum, bunu zamanımız itibariyle düşününce, yani o 1960'lı yıllar sanki bunun ilk işaret taşlarının göründüğü kısımlar gibiydi. Şöyle bir kısım vardı kitabın sonlarına doğru, biraz atlamış olacağım ama bugün şiir anlamın yıkılışı ile karşımıza çıkamaz. Yani bir dağılış veya bir bozulma faaliyeti değildir diyordu. Yani çünkü sözcüklerin imgesini, sözcüklerin anlamını yitirdiği bir çağda böyle bir şeyden bahsetmek, tıpkı hatta şöyle bir örnek veriyordu. Bir ordunun cesetleri, zaten ölü olan cesetleri taramalı tüfekle taraması gibi bir şeydir diyor. Yani tekrardan bir anlam inşası, bir kuruluş gibi ancak karşılığı olabilir bizim için diye söylüyordu. Ama Yani bu anlam bilmiyorum bugün... kuruluşu çoklu, yani ve bu anlam kuruluşu bahsettiğim noktada, hani eski dünyanın o çembersel, dönüşümsel ve kapalı anlam kesinliği olmayan, ucu açık ve ben ve sen üzerinden değerlendirdiği, hani şiirdeki ben sen, o monoloğun, diyaloğun meselesinde ifade ettiği nokta bir anlık bir yıldız parlayışı gibi bir anlam. Hani yoksa kesin, sürdürülen, devam ettirilen bir anlam değil de o bahsettiğin anlam yeni modern şiirde. Şiirleşen zaten modern, modernleşen şiir karşılıklı bir diyalektik çatışma gibi. Orada da yine Marksist tesir ifadesi var sanki Octavio Paz üzerinde. Hani anlamlı ama, yani bunların önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim. O çelişkinin üzerinden düşünecek olursak, benle sen, şiirdeki ben, bir şiirdeki senin diyalektik çatışkısının bir anlık parlaması gibi ortaya çıkan bir anlam ve şiir. Bu şiir aslında. Bu da kesin kalıcı klasik bir anlam ve şiirsellik ya da şiir oluşturmuyor. Geçici bir anlık patlamalar gibi, bir süpernova patlaması gibi, bir anlık parlama gibi bir şiirsel, imgesel durum. Hani bahsettiğin, yine aklıma geldi sen söyleyince, dünya, hani o dünya ile aramızdaki dünya imgesinin yok olması meselesi çok önemli. Zaten Octavio Paz'ın çıkış noktalarından birisi de o. Teknonun araya girmesi, teknik yabancılaşma, modern yabancılaşmanın bize ve insana dair söyleyecek şeyimizin bir noktada dünya imgesinin olmadığı ama gerçekliğin fetişleştirildiği, veritedeki, reeldeki gerçekliğin fetişi anlama girmesiyle o dünya imgesinin dağılması ama toparlayan şiir ya da işte o yeniden kurmaya çalışan şiirin de farklı bir zemine bizi taşımaya çalıştığı gibi bir anlam da çıkartılabilir mi bilmiyorum. Tabii o birazcık belki de fazla bir iddia da olabilir. İyi araştırılması ya da iyi anlama çalışması yapılması lazım. Kanaatindeyim bu noktada. Çok ısrarcı değilim. Evet. Hocam şöyle bir alıntıya rastlamıştım. Ortega Gasset'ten de sanırım. Geleceğin imgesinin yitirilişi aynı zamanda geçmişin de kesilip atılmasını gerektirir diyordu. Bu aslında teknik dönüşüm ile, teknobilim kanalından gelen dönüşüm ile birlikte düşündüğümüzde o araçsallık ve ansızın az önce dediniz ya, mesela beliri veren bir kesit halindeki anlam. Yani öncesinden ve sonrasından irtibatlarının koparıldığı ve biraz daha
buradaki araçsallığına indirgenmiş. Yani işlerliğini kaybettiği anda bir anlama karşılık gelme şansı olmuyor. Sadece işler olarak bir eylem işareti gibi teknik ile birlikte. Belki de o dönüşümleri birlikte bu şekilde de okuyabiliriz gibi söyledikleriniz üzerinden. Evet, güzel. Söyleyebiliriz ve buradan da bir çıkış, bir belki de bugüne doğru bir çıkış anlamında söylüyorum. Bugüne doğru gelsek, hani 1960'larda Octavio Paz'ın denemesi, bugün 2020'deyiz. 60 yıllık bir ortalama bir fark var. Bir değişim dönüşüm, yine bir değişim dönüşüm var. Mesela enformasyon devrimi var, değil mi? Bunu hesaba kattığımızda, mesela iletişim, enformasyon, dijitalleşme çağında şiir ve insan, değil mi? Bu dönüşen seyri takip ettiğimizde, bu yabancılaşma, şiirsel anlam ve imge, dünya imgesinin kopuşu nereye evrildi diye de bugün kitaptan hareketle bizim sormamız lazım, değil mi? Yani şimdi Octavio Paz bunu düşündü, bu böyle devam ediyor diye baktığımızda o sabit epistemolojiye bizi sabitlemesin. Biz oradan dinamik bir epistemik bir çıkış yapalım ve günümüze gelelim, değil mi? Kitabı okumak isteyen ya da okuyan arkadaşlara da söylememiz gereken veya onların bize söylemesi gereken bir şey bu. Bugün şiir nerede? Modern edebiyat postmodernleşti, şiir postmodernleşti ya da başka bir isimlendirme bakış açısı, post insan, post toplum mu var? Bazı tırnak içerisinde bazılarını ifade etti ya da bazılarının isimleri tek tek vermeyelim, uzatmayalım. Mesela sanal gerçeklik dönemine girdik veya başka bir bazılarının söylediği dijitalleşme kontrol mekanizmalarının devreye girdiği, hani toplum bir kontrol mekanizmasıdır da aynı zamanda anlamın da kozmolojik ya da işte bireysel anlamların iç içe geçtiği dünyalarda kendi dünya, nesnel dünyamızı kurabilme anlamında yeni dünya acaba Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medyada mı nesnelleşiyor? Veya işte şiirsel imgelemler buralar üzerinden mi belirlenecek gibi soru işaretlerinin hep sorulması gerekir. Aksi takdirde teorik, pratik teorik olmadığında bir şey ifade etmez. O kopukluğu yaşamamak lazım. O kırılmayı da yaşamamak lazım. Bu noktada özellikle mesela Çulhan, atıyorum mesela Çulhan'ın ifade ettiği şeffaflık toplumu şiddet meselesinde veya zamanla ilgili algılarımızın dönüşümünde yeni gelen toplumda, şu an içinde bulunduğumuz toplumda şiirin durumunu Octavio Paz'ın o metodunu devam ettirerek insan şiirlese, şiirde insan, insanda şiir, toplumda ve toplumsal dönüşümlerde şiir, şiirsel dönüşümlerde toplum, o diyalektik içe geçmişliğiyle birlikte değerlendirmeye devam etmemiz lazım. Burada bizim şairlere yine ya da kendisi şiir yazanlara belki de müracaat etmemiz lazım. Hani bugün için Türkiye'de önemli şairler, hayatta olanları var, ölmüş olanları var. Bu önemli şairlerin şiirlerinden belki örneklere geçiş yapılmalı ve o şiirler, 2000 sonrası şiir mesela burada değerlendirme altına alınmalı. Octavio Paz'ın devam eden düşüncesi olur o zaman. Ya da biz kendimiz eklememiz lazım. O düşünceyi devam ettirmemiz lazım, değil mi? Evet. Evet hocam. Evet. Şöyle bir kısım aklıma geldi. Bir yazının başındaydı sanırım. Batı edebiyatı üzerinde söylüyor daha çok sanırım ama Batı yazınının bir bütünün parçaları şeklinde ilerlediği ve o yüzden her birinin kendi başına ayrı tekil bağımsız varlıklarından çok da bahsetmek mümkün değil gibi bir yere getiriyordu. Ve yani aslında teknikle daha sonra yani bu çağda yaşadığımız dönüşüm itibariyle ilişkilendirdiğinde bunu bu gelen sürecin bir sonucu gibi okuyor. Yani bunu tüm bunlar hani bazen böyle yaklaşımlara gidiyor ya insan. Yani tekniği, teknobilimi ya da çağımızda yaşanan bazı o araçsal dönüşümlerin sonucunda işte şiirin, edebiyatın veya insan anlayışlarının bu noktaya geldiği gibi böyle bir çıkarsamaya gitmek gibi bir durum ihtimal oluyor sanırım. Ama bu daha çok Octavio Paz'dan anladığım kadarıyla yani bu zaten insan imgeleminin dünden bugüne kendi akışında geldiği nokta, o sürecin sonucu gibi. Yani o yüzden tekniği bu yaşadıklarımızın sonucunda bir mümkün kılan, tekniği mümkün kılan bir durum olarak okumak. Yani tekniği sebebi değil de
teknik bunun sonucunda mümkün hale geliyor gibi bir noktaya getiriyordu. Bu bağlamda da bakınca sanki yani devam ettirmek dediniz ya hani yine aynı şekilde o geldiğimiz noktayı o bağlamlarıyla irtibatlı bir şekilde baktığımızda da bir sürecin parçası olarak okuduğumuzda sanki dediğiniz gibi daha sağlıklı çıkarımlarda bulunabiliriz gibi ilişkileriyle. Evet, ya bu başka bir bağlam. Tabii başka belki bir müzakerede bunu konuşabiliriz. Hani bugün 2000 sonrası şiir ve insan, tarihsel, toplumsal, dilsel dönüşümde şiir, şiirdeki dönüşüm karşılıklı bir şekilde 2000 sonrasında değerlendirmeler yapanlar, yapmaya çalışanlar ve bizim bu konudaki düşüncelerimiz ne olabilir? Bunu da aslında konuşabiliriz. Tovyapaz'dan çıkarttığımız ve bugüne getirebileceğimiz bir yöntem olarak, değil mi? Yani dinleyenleri çok sıkmamak açısından o zaman burada bitirelim, değil mi? Tamamlayalım. Bir de şunu söyleyelim. Burada söylediklerimiz, konuştuklarımız, Oktav Yapaz'ın mesela biz modern insan ve edebiyat denemelerini konuştuk. Öteki Ses diye de Türkçeleştirilmiş, Türkçe çevrilmiş yine denemeleri var kitap olarak. Bunlar okunmalı. Bizimki burada belki bir giriş, bir üzerine düşünme denemesi, bahsetmiştin zaten girişte. Hani bunu bu şekilde çerçevede değerlendirmek ve hemen o kitapları alıp okumak, üzerine düşünmek gerekir kanaatindeyim. Aksi takdirde tartışmanın ya da düşünsel bu müzakerelerin, karşılıklı konuşmaların bir şekilde sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden bu paylaşmaya çalıştığımız düşüncelerin daha ileri düzeye taşınması sağlanamaz. Hani bir kalite de burada önemli. Düşüncede, sanatta, edebiyatta belirli bir seviyenin, entelektüel seviyenin yakalanması, devam ettirilmesi açısından önemsenmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani bir an önce alıp okuyup değerlendirilmesi gerekir. Belki kaçırdığımız noktalar, belki de yanlış değerlendirdiğimiz noktalar olabilir. O konuda da dönütler olması bizim açımızdan iyi olur. Zamanımız da herhalde azalmış diye bir bildirim geldi. Hocam son olarak aklıma küçük bir şey takılmıştı. Onunla da bitirebiliriz sanırım sonra. Yani mesela kitabın içerisinde de bazı kısımlarda geçiyordu sanırım. O şiir, eylem, toplum, dil ilişkisinde baktığımızda yani şiirin bugün itibariyle pozisyonunu sanki sinemayla birlikte de düşünmemiz gerekiyor gibi geliyor. Kesinlikle, Yani evet. sinemanın içinde bir şiirsellik veya şiir Doğru. yani Oktav Yapaz bu kısma değinmiyor ama sanırım Evet, herhalde çok iyi söyledin, iyi oldu, hatırlattın. Yani özellikle Tarkovski'nin şiirsel sineması etüt edilmeli ve başka şiirsel sinema yönetmenleri var. Onlar etüt edilmeli, üzerine düşünülmeli diye düşünüyorum. Bu çok önemli, evet. Altını çizelim. Doğru. Peki, herhalde bir selamlaşıp evet. kapatalım. Burada sen söyleyeceksin herhalde. Başlattığına göre biteceksin Ebrar. Değil mi? O zaman hocam bir sonraki kitapta en yakın zamanda görüşmek üzere. Çok Peki. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki kitapta selamlar hepinize, dinleyenlere. Hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Selamlar. Tamamlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.